Zikru Ca'far ibni Ebi Talib'in. Ebu Talib'in oğlu Ca'far radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu. İbn-i İbban Zeyd'i nereye yerleştirdi diye bakıyorum şimdi. Evet. Yani büyük sahabilerden hemen sonra onların arasında. Zeyd bin Harise çünkü Resulullah'ın hayatında vefat edenler grubundan olduğu için o grup içerisinde verdi onu. Bu arada Üsame hadisi dolaylı olarak geçti. Şimdi yine Resulullah zamanında vefat edenlerden birisi. Mesela Cafer'i öncelemiş Zeyd'i. Zikru Cafer ibn Ebi Talib'in. Cafer bin Ebi Talib. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa Zeyd'in komutanlığına itiraz edenlerden birisi de bu. Beni onun altına mı yerleştirdin diyor. Zeyd bin Harise o ordunun bildiğim kadarıyla bir numaralı komutanıydı. İlk sıradan komutanıydı. Sonra o ölürse diye sıralamada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e yer verdi. O da gelip öyle demiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü kendisi Ebu Talib'in oğlu, Kureyş'in efendisi. Öteki bir azatlı, vaktiyle köle olan birisi. Ama İslam gelmiş, köleyi efendinin önüne geçirmiş. Zikru Cafer ibn Ebi Talib'in. Ebu Talib'in oğlu Cafer'in zikri diyor İbn-i İbban. Yeni bir başlık. 3383. Akhbaran el-Hasan ibn Sufyan'a. Bize el-Hasan bin Süfyan haber verdi. Haddethana Ebu Bekir ibn Ebi Şeybete. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe anlattı. Haddethana Ubeydullah ibn Musa. Bize Ubeydullah bin Musa anlattı. Haddethana İsrailu. Bize İsrail anlattı. An Ebi İshaka. O da Ebu İshak'tan. An Hübeyret ibn Yerim'a. O da Hübeyre bin Yerim'den. Ve Hani ibn Hani'in. Ve ayrıca Hani bin Hani'den. Her ikisi an Ali'in radıyallahu aleyhi Hazreti Ali'den Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Cafer'a Resulullah li Cafer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e dedi ki Eşbehte halki ve huluki hem şeklen bana benziyorsun hem ahlaken bana benziyorsun demiş ve iltifat etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası oğlu Cafer bin Ebi Talib'e. Bu hadis nerede var? Buhari'de varmış. Numarası 3505. İmam Buhari Sahihinin Fadailu Sahaba. Sahabelerin fazileti bölümünde vermiş. Bab başlığı olarak da Menakibu Cafer ibn Ebi Talib'in el-Haşimiyyi radıyallahu anh. Cafer bin Ebi Talib'in menkıbeleri bab başlığı. Sıradaki hadisimiz 3384 nolu hadis. Zikru ru'yetil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin görmesi kimi? Cafer'an Cafer'i. Yatîru fil cenneti, cennette uçarken diye bir yeni bak başlığı. Yine Hazreti Cafer'le ilgili ikinci hadis. 3384 nolu hadis. Ekberene İshak ibn İbrahim ibn İsmail'e bir busta. İbn-i İbban diyor ki bana İshak bin İbrahim bin İsmail büste haber verdi. Haddethena Ahmed ibn Mansur'in el-Mervezi. El-Mervaziyyü Zac. Hocası da diyor ki bize Ahmet bin Mansur El-Mervazi Zac anlattı. Haddefeni Yahya bin Nasr bin Hacib'in El-Kureşiyyü. O da diyor ki bana Yahya bin Nasr bin Hacib El-Kureşi anlattı. Haddefeni Ebi. O da diyor ki bana babam anlattı. Anil alâ'i o da alâ'dan. An ebihi o da babasından. An ebi hurayrata.
O da Ebu Hureyre'den kâle dedi ki, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Uritu Cafer'an. Cafer bana gösterildi. Bu artık rüya şeklinde mi? Başka tür bir biçimde mi? Uritu genelde rüya için kullanılır. Uritu Cafer'an. Cafer bana gösterildi. Meleken yatîru bi cenâhayhi fil cenneti. Bir melek gibi iki kanadıyla cennette uçarken demiş veya dediği iddia ediliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Rivayet nerede var? Buhari'de yokmuş, Müslim'de yokmuş. Elbani de Hasan demiş rivayet için.